Davutoğlu hadisesini şu anlattığım şekilde bir zahiri sebeplerle bir de manevi sebeplerle izah edeceğim. Siz siyasette olup bitenleri sadece sahnenin önünde olup bitenlerle olup bitenler itibariyle tıla kesmedersiniz. Duyarsınız, görürsünüz. Farklı sahnenin arkasında da bir takım işler olur. Bu sahnenin arkasında olan işleri halk bilmez. Şimdi diyor ki Davutoğlu'nu da Tayyip Bey'i de çok müdafaa eden iki tane programcı isimlerini söylemeyeyim. Ya bunu millete izah etmesi lazım Tayyip Bey. Niye yaptın bu işi? O zaman devlet sırlarını yayınlayan adama da ceza verilmemesi lazım. Devlet sırrı yalnız silah meselesi değildir. Eğer bakın siz aşık olduğunuz bir kızın yüzüne lüple baksanız lüple o kadife gibi tenin kuyu gibi delik deşik olduğunu görürsünüz. Yakından bakmanın böyle tehlikesi vardır. Uzaktan baktın mı onu mücella görürsün. Eğer siz sahnenin arkasında olup bittiklerini bilseniz belki de kuvve-i maneviyeniz sarsılır. Bedbinleşirsiniz. Bazı şeyleri bilmemek daha hayırdır. Bir tüccar düşün. Bir iş yaptı, zarar etti. Bir daha yaptı, zarar etti. Bir daha o bir adam bir işe güvenip de kendine teşebbüs cesaretini kaybeder. Halbuki ilahiyaya kaybedecek diye kayıp mahkumu değildir. Ama yaşadığı hadiselerin tesirinden çıkamaz. Sahnenin arkasında şu kavga oldu. Hazıra konan Davutoğlu, millete gördüğü teveccühü kendi ihdas etmiş zannetti. Benim arkadaşımdır. Ben onu Tayyip Bey'e tavsiye ettim. Aleyhine konuşmak istemem. Ama size bir hayatımdan isim vermeden bir misal vereyim. Talebelikte yediğimiz ayrı giden bir arkadaşımız 70'li yıllarda bakan oldu. Meclise gittim beni tanımamazlıktan geldi. Başka bir arkadaş siz galiba tanışmıyorsunuz dedi. Bizi tanıştırdı. Ben de bozuntuya vermedim. Bu fark onun oturduğu makamdan doğuyordu. Bakan oldu ya, ben anti-kemalistlikle iştihar etmiş bir adamım. Bana selam verse zarar görür siyasette. En fazla ihtilaf ticari ortaklıklardadır. Neden? Menfaat mevzubahis orada. Sonra siyasettedir. Orada da manevi menfaat, mevki dersi var. Buna başka misaller de veririm ama hacet yok. Çok gördüm. Bu yaşa kadar paranın şaşırttığı adamla gördüm. Makamın şaşırttığı adamla gördüm. Kadının şaşırttığı adamla gördüm. İtibarın şaşırttığı adamla gördüm. 10 kişi sizin herhangi birinizin elini öpse ertesi gün ben acaba şehliğimi ilan etsem nasıl olur diye aklına gelir. Nefis nimetten müstefid olur. Nailiyetler mahrumiyetlerden daha tehlikelidir. Dua ederken avniyayı şakirin hürmetine, fukarayı sabirin hürmetine neden deniyor? İkisi de uç. Fakir olup da sabretmek de zor. Zengin olup da şükretmek de zor. Ya bir şükürde ne var zengin? Ya Rabbi şükür diyemez mi? Diyemez. Çünkü kazancını nefsinden bilir. Ben kazandım der. Ben. Nefis firavunlaşır. Varlık böyle bir şeydir. Benim şeyhim
Dede Paşa derdi ki, zengin ana derem ki, fukara gönüllü ola. Bir mecliste zengin olduğu oturmasından, konuşmasından belli olmaya. Zenginler büyük büyük konuşur. Bunu anlamanız için şu misali vereyim size. Gelişi güzel 100 tane zengin alın, fakir alın. 30'u namazcı çıkar. Musalli çıkar. Gelişi güzel 100 tane zengin alın, 3'e iner. Bu farkı usule getiren servetin nefse verdiği itminandır. Neyin nimet, neyin külfet olduğu ahirette anlaşılacak. Allah'ın sana verdiği nimetin sende doğurduğu vicdani borcu ifa ederek onun hakkıyla icabını yaparsan o senin nimet senin için nimet olmuş olur. Çünkü bundan ahirette karşına bir mesuliyet çıkmaz. Eğer o nimetin sana lanetayen bir adam bir bardak su verse teşekkür bir vicdan borcudur. İnsani hususiyetin bir icabıdır. Allah'ın bunca nimetleri bir borç doğurmasın. Böyle şey olur mu? O borcu ifa ettiğin, edemediğin zaman ahirette bu senin için külfet olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Cebrail bana geldi, cennetin kapısında durdum, seyrettim. Ya Resulallah, içeri girenler hep fakirlerdi. Bu fakirlik daha değerlidir demek değildir. İslam 5 şartının ikisi zengin içindir. Verenen alanından üstündür. Peygamber buyuruyor ki, ya Cebrail, cennetlik fakir yok muydu ki sen hep zengin, zengin yok muydu ki sen hep fakirleri gördün? Dedi ki, ya Resulallah vardı da, onlar nasıl kazandığından, nasıl sarf ettiğinden hesap vermek üzere bekleşiyorlardı. Bu nükteyi daha iyi anlamanız için yaşadığım bir vakayı size anlatayım. Galiba anlattım bir amanın hikayesini. Anlattın mı? Ben unutuyorum, ihtiyar oldum. Duruma bak. Anlatmıştınız üstadım ama çok oldu. İyi olur. 1957 senesinde ben bir talebe yurdu çalıştırıyordum. Adanalı bir çocuk yurt parasını ödeyemediği halde ondan para almıyordum, üstelik yardım da ediyordum. Bu çocuk bir gün kayboldu. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydı. Necip Fazıl Bey'in evine gitmek üzere Kadıköy'e geçtim vapurla. Baktım ki orada gazete satıyor. Bir eski bavul bıraktı yurtta, kayboldu. Arkadaş sen neredesin dedim ya, niye kayboldu? Ben tahsili bıraktım abi. Dedim ya niye bırakıyorsun? Sen tıbbiyede okumayın. Evet. Kaçıncı sınıfta? 4. sınıfta. Sona yaklaşmış. Dedi ki abi benim ailem çok fakir. Ben de sana yük olmaktan usandım, bıktım dedi. Yüzüm tutmuyor. Gazete satıyorum, geçiniyorum. Etme gitme gel ben sana yardım ederim. Demse yok dedi. Bu işe üzüldüm, gittim İlim Yayma Cemiyeti'ne. İlim Yayma Cemiyeti'ne Niyazi Kurtulmuş, bugünkü Numan'ın babası beni karşıladı. Ahbaplığım vardı. Hayırdır? Anlattım hikayeyi. Siz dedim, burada iki tane ibretli nokta var. Şimdi birincisi geliyor. Siz dedim, sade imam hatiplere yardım ediyorsunuz. Bunu yapmayın demiyorum. Tabii güzel bir iş. Ama üniversitede de fukara talebe var. Üstelik onlar daha çabuk randıman verecekler. Anlattım çocuğun hikayesini. 4. sınıftan tıbbiyeyi bırakmış. Bunlara burs verin dedim. Bana dedi ki yapamayız dedi Kadir Bey. Ya niye yapamayız? Bizim dedi cemiyet mensuplarından birisi cemiyetin bir paraya ihtiyacı oldu. Dedi ki benim zekat borcum var size vereyim. Hocalardan biri dedi ki cemiyete zekat olmaz. Zekat havaici asliyesini temin etmeyen fukaraya verilir. Asli ihtiyaçlarını temin edemeyen. Yemek, içmek, giyinmek vesaire.
Ama bir başkası dedi ki ya bizim de paraya ihtiyacımız var. Bunu bir fakir talebeye verdirelim. Talebe bize bağış yapsın. Böyle yaptık. Cemiyetin paraya ihtiyacı var diye. Çocuğu çağırdık. Buna hile-i şeriye derler. Hile huda manasına değildir. Hile şeriatta, Arapçada çaredir. Hile-i şeriye demek, şer'i çare demektir. Bunu da öğren. Hile Türkçe'de belli bir manadır. Tıpkı namus kelimesinin Arapça'da sinek demek olduğu gibi. Gariptir dedi. Evet. Bizim muhasebeci dedi. Bunu deftere geçerken devri şer'isi yapılarak, şer'i devri yapılarak irat kaydedildi diye yazmış. Bunu bir müfettiş gördü. Bize kapatma davası açtılar dedi. Göbeğimiz çatladı beraat edene, kurtulana kadar. 1957 Türkiye'si, halk fırkası yıkılmış. Milli iradeyi icap olarak Demokrat Parti gelmiş. Tebeddülat bir günde kemale ermiyor. Tedricen. Allah'ın kanunu böyle. Geceden gündüze ani geçilmiyor. Gündüzden geceye ani geçilmiyor. Henüz küfrün nizamı devam ediyor. Hala devam edenler var. Siz şeriatla mı para topluyorsunuz? Kapatma davası açtı bize dedi. Yani devri şerisi yapılarak irat kaydedildi sözünden koca ilim yayma cemiyeti kapatılmak istenmiştir. Türkiye'nin nereden geldiğini, nereye gittiğini anlamak için zaman zaman geçmişteki bu fenalıkları bilmek lazım. Reis yok. Reis gelsin anlatırsın dedi. Ben de peki dedim. Bekledim. Başka bekleyenler de var. İki oda iç içe. Reisin odası da görünüyor böyle. Salon salamanca diyorlar şimdi. İç içe iki oda. Reisin masası orada. Biz bekliyoruz. Başka bekleyenler de var. Bekleyenlerden birisi Konyalı bir hoca namzedi. Bu eserde okuyormuş. Konuştuk onunla. Eserde okuyormuş. Tatile gelmiş Konya'ya. Buna bir vaaz et demişler. Zülfiyare dokunmuş. Zülfiyare dokunmak ne? Müslüman milletin idaresinde gayrimüslimlerin kanunlarını, usullerini, esaslarını tatbik etmenin aleyhine konuşmuş. Yani şeriatın emrini söylemiş. Ben de diyorum Allah bir gayri hakkın adam öldürenin idamını emrediyor. Kısas emrediyor. Sen Avrupa uyum yasalarına uyarak bunu kaldırdın. Senin kıblen Kabe mi, Avrupa Birliği mi? Aha siz yolunuza ben yoluma demeye mecbur kaldım bak. Allah zinayı suç sayıyor. Avrupa uyum yasaları diye zina suç olmaktan çıktı. Burada gösterdim size geçen hafta. Yunanistan kendi içinde yaşayan azınlıklar için şeriat mahkemesi 23'ten beri var. Müslümanın ahkam-ı şahsiyetini şer'i mahkemede hallü fasl ediyor. Bugün İngiltere'de 6 tane şeriat mahkemesi kuruldu. İngiliz için mi? Hayır. İngiltere'de yaşayan Müslümanlar için. Eloğlu bunu idaresi altında, hadi esir demeyeyim, azınlık olarak yaşayan Müslümana veriyor. Türkiye'de bunu istesen kıyamet kopar. Laiklik anayasaya girmesin dedi, gördünüz. Ne faydasını gördük biz bu laikliğin? Başka dinlere saygılı olmuştur. Lan senin laikliğin İslamiyet'in eline su dökemez o babda. Senin laikliğin Allah'ın emrettiğinin zıddına yürümek. Onun emrine uymak. Laikliğe aykırı, temiz mahkemesi 90'lı yıllarda karar verdi. Bir üniversite talebesi başını soğuktan korunmak için örtüyorsa veya örf icabı örtüyorsa bunun laiklikle alakası yoktur. Din emrediyor diye örtüyorsa laikliğe aykırıdır. Bunu bir hamal söylemiyor, bir çoban söylemiyor.
memleketin en yüksek mevkilerinden birinde bulunan temyiz mahkemesinde yüksek tahsilli bir gavur söylüyor. Gavur. Bu Müslüman mı? Allah'ın emrettiğini tersini yapmak layıklıktır diyor. Bu mahkeme kararı. Hala devam ediyor. Bu adamcağız da tenkit etmiş. Dini bilgisine göre. Bunu hapsetmişler. Bir iki sene hapiste yatmış, çıkmış. Pasaport alamıyor. Yurt dışına çıkış yasağı koymuşlar. Bu adam bakar kör. Hafif kırçıl bir sakalı var. Baktığın zaman kör olduğunu anlamazsın. Doğmadan göz açık fakat görmüyor. Demişler ki Konyalılar, İstanbul'a git. İlim Yayma Cemiyeti senin gözlerinin tedavisi için lüzum göstererek seni pasaport alır, yurt dışına çıkarır. Mesela Almanya'ya gidersin. Oradan da döner, Mısır'a gider, tahsilini tamamlarsın. Onun için geldim diyor. Biraz sonra İlim Yayma Cemiyeti'nin başkanı geldi. Yerine oturdu, baktı ki bir kalabalık. Ne bu kadar adam dedi. Ne istiyor bunlar dedi. İsmail Niyazi Bey evliya tabiatlı bir adamdı. Nur içinde yatsın. Efendim her birinin bir derdi var dedi. Bu amaya sen hoca efendi ne istiyorsun? Yardım istiyorsan biz sade talebeye yardım ediyoruz. Sizin gibilere yardım edecek paramız yok dedi ama öfkeli. Belki kızmış geldi oraya. Bilmiyorum bir şeye canı sıkmış geldi. Birden böyle adamı haşlayınca o dedi ki hayır beyefendi dedi. Bendeniz yardım talep etmiyorum. Bu anlattığım hikayeyi anlattı. Sizden böyle bir yardım istiyorum. Bana bir pasaport alırsanız gözlerimin tedavisi için lüzum O İlim Yayma Cemiyeti Başkanı bir esni savurdu. Sen üstelik gözün görmüyor. Sana mı kaldı dinin hakikatlerini kürsüden bağırıp da başını belaya almak? İşte bak tahsil ne mandı. Allah nefsini helak etmeyin demiyor mu? Bir de ayet okuyor. Mahalli sarfını biliyormuş gibi. Bir takaza, bir kıyamet o zavallı. Beyefendi dedi, bendeniz yanlış bir yere mi geldim? Burası İlim Yayma Cemiyeti değil mi? Evet orasıdır ne var? Zat-ı Aliniz de dedi, memlekette din adamı yetişsin diye kurulan bu cemiyetin başkanı mısınız? Dedi. Evet ne var dedi. Dedi ki size çok teşekkür ederim ayağa kalk. Bana çok büyük bir iyilik yaptınız. Ben şimdiye kadar gözüm görmediği için mahzun yaşıyordum. Bundan sonra bu gözümün görmediğine sevinçle katlanacağım dedi. Ne demek istiyorsun? Dedi ki bu dünyanın ne oyuncakları varmış ki? İlim Yayma Cemiyeti'nin başına geçmiş adam bile bana diyor ki sen niye dinin hakikatini söyledin, kanunlara aykırı konuştun, Kemalist nizama aykırı konuştun da başına belayı aldın. Beyefendi benim için dedi, hapishaneyle dışarısının ne farkı var? Ben de korkmadan gerçekleri söylemeyeceğim de kim söyleyecek dedi. Size çok teşekkür ederim. Hüznümü kaldırdınız, bundan sonra müsterih yaşayacağım. Bak nimete. Bak nimete. Bir sakat delikanlı bana dedi ki ben çok anormal şehvetliyim dedi. Çok kıza sarkıntılık etmeye başladım buluğ çağından sonra. Hiçbir kız bana iltifat etmedi. Bu sakatlık beni günah işlemekten kurtardı dedi. Asa entekrahu ve huve hayrun leküm. Asa entuhubu ve huve şerrun leküm. Neyin hayır, neyin şer olduğu ahirette belli olacak. Çünkü tecelli ilahiye dört kategoridir. Ya zahiri de hayır, batını da hayır. Ya zahiri de kahır, batını da kahır. Ya zahiri lütuf, batını kahır ya da aksi. Onun için nimetler nefsi kabartır.
Günahların çoğu nailiyetler sebebiyledir. Mahrumiyet ise insanın nefsini ezer. Kırık kalp Allah'a daha yakındır. Ben Eskişehir askeri cezaevinde ölüm tehdidi altında yatarken kıldığım namazın bir benzerini bir rekat kılamam bugün. Çünkü o dehşeti idrak etmiyorum. Git ölümcül bir hastalıktan hastanede yatan adama bak. Onun Allah demesiyle senin Allah demen bir midir acaba? Onun Allah dedi mi ağzından ateş çıkar. Kahırlar adamı adam eder. Onun için eşeddül bela alel enbiya, bade evliya, sümme emsal buyurulmuştur. Belanın şiddetlisi enbiya üzerine gider. Çünkü insanların hepsi ham demir gibidir. Nasıl demir ateşle yanarak çelikleşirse insanı da ızdıraplar adam eder. Allah-u Azimişan her insana bunun için ihtiyarlığı verir ki, ey kulum, ben senin nefsini aciz düşürdüm. Zina edeyim desen edemezsin, kavga edeyim desen edemezsin. Şimdi bari nefsine galipken gel bana. İhtiyarlık bile bir rahmettir. Kullanmasını bilen için günah bile işe yarar efendiler. Sen bir irade zaafıyla sürüklendiğin günahtan bir nedamete dön, oradan ibadetten kazandığından fazla kazanırsın. Benim babaannem, çocuktum. Uğur Abbas duası derdi, bir dua okurdu. Uğur Abbas. Mersem. Sonra elime geçti, baktım Uğri Abbas. Uğri demek, kadim Türkçe'de hırsız demek. Kefen çalıcı, belki aslı yok. Ama aslı saadette o kitap bir halk kitabıdır. Belki sizlerin de evinde vardır. Aslı saadette bir adam kefen hırsızı. Kefen hırsızı. Komşusu halini biliyor. Hastalan da öleceğini hissetti. Komşuyu çağırdı. Dedi ki senin sanatını ben biliyorum. İnkar etme. Ben öleceğim. Benim kefenimi çalma. Bir kefen kaç lira? Takribi söylüyorum. 5 lira. Al sana 15 lira benim kefenimi almadı. Ama insanoğlu zalûmen cehûlâ. Adam öldü. 3 tane kefeni hazmetti. Bir de orada var onu alayım dedi. Gitti adam mezarını açtı. Fakat demek ki vicdani bir muhasebe de var. Söz verdim diye. Mezarın boş toprağı kefeni aldı çıkarken kaydı. Çıplak cesedin üzerine kapaklandı. Korktu. Kefeni attı. Mescid-i Nebevi'ye geldi. İsterse uydurma olsun. Söylediği bir şey var. Tarihi gerçekliğini bilmiyorum. Çünkü halk kitaplarında böyle işler vardı. Hazreti Peygamber'e derdini anlattı. Beni affet dedi. Dedi Allah affeder. Sen git Allah'a yalvar. Birkaç gün sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah falan mağarada bir adam var. Kendini helak edecek. Allah'ın bir has kulu var. Git onu kurtar. Gitti ki bu kefen soyucu. Güya ona demiş ki sen o kadar azim bir günahtan nasıl tövbe ettin ki bu hale geldin? Senin için bana Cebrail geldi haber verdi. Şu duayı yaptım demiş. İşte bu Uğri Abbas duası olmuş. Sen de bunu okursan affolmayacak dua olmaz. Ama nedametten halka diyor ki bak en ağır günahtan bile nedamet seni yükseltir. Sana gurur veren ibadetten üzüntü veren günah da hayırlıdır. İnsan psikolojisini anlayın. O üzüntü o günahtan seni çevirir. Gurur veren ibadet seni başkalarına hor ve hakir görmeye sevk eder. Onun için kısaca neyin hayır neyin şer olduğu belli olmaz. Bu şahıs planındadır. Amme-i Müslümin planında iş başkadır. Amme-i Müslümin planında milletin umumunun kahir ekseriyetinin liyakat veya istihkakına göre oluşlar olur.
Siz zannetmeyin ki Mustafa Kemal iddia edildiği gibi fevkalde haydi, şuydu buydu da hülafet gibi 1400 senelik müesseseyi yıktı. Türk milleti gibi 1000 yıl kanını dini mübin İslam için bezleden bir milleti Ramazan günü içinden 20.000 ibne çıkan bir topluluk haline getirdi. Bu bunun dehası, yazı değiştirdi, şunu yaptı. Onun şansını milletin o zulme müstahak olması açtı. Kemâ tekûnû yüvellâ aleyküm. Nasılsanız öyle idare olursunuz. Düzgün bir milletin başına bir zalimi cebabire geçemez. Allah ruhsat vermez. Ne teşebbüs ederse etsin, Allah Halik sıfatıyla dahil olmayınca onun arzusu gerçekleşmez. Ne PKK'nın arzusu gerçekleşir, ne Fethullah'ın arzusu gerçekleşir, ne içimizde Müslüman hüviyetiyle yaşayan gavurcukların arzusu gerçekleşir. Allah'ın murad-ı ilahiyesi kader meçhuldür. Vukuatın seyrinden anlaşılır. Biz şimdi yaza gittiğimizi tecrübeyle sabit olmasa bile havanın her gün biraz daha ısınmasından anlarız. 1950'den bu yana kapanan bir güneşin açılması kabilinden adım 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 İslam'ın gasp olmuş haklarından biri geri geliyor. Bunu anlamanız için bu hareketin birinci adamı Menderes. Camiye girmişliğini gören yoktur. Ben onun gününde üniversite talebesiydim. Gören yoktur. Bir iki düzgün iş yaptı. İkincisi Demirel'dir. Üç dereceli mason. Kocatepe Camii'nin önüne Mercedes'ini çekti, cuma kıldı. Üçüncüsü Özal'dır. Ortak olanları konuşmuyorum. Hakim mutlak, tek başına iktidar olanları konuşuyorum. Çankaya'da mevlid okuttu. Atatürk ilah değildir dedi. Dördüncü budur. Sözünün başında şehide şöyle dair rahmet okurken Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor. 5 dakika sonra bu milletin tarihini 19 Mayıs'tan başlatanlar haindir diyor. Tezat 5 dakika içine sıkışacak kadar birbirine yaklaştı. Bu ne? Bak iyiden daha iyisi geliyor. Tayyip'ten sonra daha sağlamı gelecek, merak etme. Öbür tarafa bak, küfrün birinci adamı Kemal. İkinci adamı İsmet, çeyrek eksik. Üçüncü adamı Ecevit, o da İsmet Paşa'dan çeyrek eksik. Dördüncü adamı Deniz Baykal, o da Ecevit'ten çeyrek eksik. Beşinci adamı Kılıçdaroğlu. Tahtadan kılıç. Kesmiyor. Ondan sonra daha zayıfı gelecek. Bu bir vukuatın seyrini gösteriyor. Ehli küfür sukut çizgisinde devam ediyor. Ehli iman itila çizgisinde. Ne onun sukutu tamamlandı, ne bunun itilası tamamlandı. Ara mevsimdeyiz. Ara mevsimde tezatlı işler olur. Şu gerçeklerin muvaciyesinde bilin ki Davutoğlu'nun tasfiyesi başkanlığa karşı olmasındandır. Bunu perdenin önünde çok hissetmediniz. Bunun içinde Tayyip Bey'in mirasını kendi malı zannetti. Bunun ispatı nedir? Bu kadar muslihane bir konuşma yaptıktan sonra Konya'ya gitti veda için. Bu tabandaki gücünü göstermek içindi. Niye başka yeri seçmedin? Bu Konya'da en azamidir. Yani herhalde Tayyip Bey de her yer tasvip eder de Rize kadar etmez. Bizim memleketimizin adamı diye oranın gavuru bile buna destek çıkabilir. Hemşerilik gayreti. Sen bunu Konya'da yapıyorsan bunu gösteri yapıyorsun. Benim tabanda gücüm var. Ama sen o güce güvenseydin o mirastı. Sen kazanmadın onu.
sen bugün şunu yaptım, bunu yaptım diye 45 dakikalık konuşmanda övündün. 7 Haziran'daki zimet de senin, onu niye konuşmuyorsun? Sen bu kadar dirayetliydin de Haziran seçimini niye kazanamadın? Bu sana ait bir şey değil. Sana ait bir şey değil. Bugün en dirayetli adam Halk Partisi'nin başına geçse, Kemal'i dava eden bir parti, en Müslüman bir adam bile geçse iktidar olamaz. Çünkü millette mukabelesi yok. Kel aynak kuşu gibi bir avuç azınlık, birkaç din düşmanı, birkaç Aleviliği maske yapmış dinsiz, birkaç ahmak, köylü bir grup, elimde fotoğrafı var. Hacca gidiyor, Anıtkabir'e gitmiş dua ediyor. Bunların Halk Partisi'ni nereye vermesin de nereye versin? Şaşkın. Ne dini biliyor, ne dinsizliği biliyor. Dini hıdrellez eğlencesi zannediyor. Cahil. Bunlar hiçbir zaman ekseriyet olamayacakları belli oldu demokrasiye geçişten. Şahıslı olsaydı onlar bulurlardı işlerinde en dirayetli bir adam, iktidar olurlardı. Fikir çöpe gitmiş, fikir. Kemalizm bacakları sallanıyor, çökmek üzere olan bir köprü gibi. Sel suyu altından kumları götürüyor, temeli yıkılmak üzere. Temel gidiyor. Parlamenterizmin yıkılması da bu istikamette bir harekettir. Hiç başka sebep olmasa bundan dolayı alkışlarım. Ama o Davutoğlu ki biz Avrupalı bir milletiz diyor. Onu diyen adam Kemalizmin yıkılmasını istemez. Diyemez. İsteyemez. Başkanlığın gitmesini hiç isteyemez çünkü hayatının miracı başbakanlık. Bakın Reis-i Cumhur geçen gün bir söz söyledi. Başkanlık bizim geleneksel idaremizdir dedi. Bizim geleneksel idaremizdedir padişahlık. Padişahlık. Bunun altında yatan hissiyatı iyi anlayın. Bu laf ilk çıktığı zaman bana sordular. Ne dersin? Padişahlığa yakın olduğu için alkışlarım dedi. Ben saltanatçıyım. Ben cumhuriyetçi değilim. Bunu 1991'de de söyledim. İslam ne cumhuriyet emreder ne saltanat emreder. Burada anlattım. İslam ruh emreder. Şekil şartlara bağlıdır. Küçük bir devletsen cumhuriyet olursun. Alem cumhur bir devlet cumhuriyet olmaz. Çünkü cumhuriyette her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan bir ses çıkar. Kaldı ki İslami idarenin milletin idaresi için koyduğu temel esasları ben burada daha önce anlattım. Şimdi tekrar etmeyeceğim. Başkanlık eğer yakınlık uzaklık konuşulacaksa en azından cumhuriyetten daha yakındır. Çünkü İslamiyet hakikatin taayyününde sayı ekseriyetini kabul etmez. Bu demokrasinin yalandır. Halk ekseriyeti yanılmaz. Öyle bir şey yok. Bal gibi yanılır. Çok da yanılmıştır. Sayı hakikatin tayininde rol oynasaydı Budizm hak din olurdu. İslamiyet hak olmaktan çıkardı. Dünyada 8 milyar insan var. Müslümanların sayısı 2 milyara bile çıkmıyor. Bu iş azlık çokluk değildir. Dünyada taş mı çok, altın mı çok? Niye yakut altından kıymetli? Az. Kıymetin bir sebebi de nedrettir. Hakikat sayıyla tayin etmez. Bizim buna elimiz mahkum bugün. Bir şey demiyorum. Ama bir kına iki kılıç sığmaz. Sonra biz çok partili rejimde
koalisyon sıkıntılarını yaşamış bir milletiz. Partiler istediği kadar azlık olsun, çokluk olsun, bir şey değişmeyecek. Hükümet dışarıdan kurulacak. Çok beğendikleri bir prensip var ya, kuvvetler ayrılığı. Bakan kendi tatbik edeceği kanuna da milletvekili sıfatıyla rey veriyor. Bu nasıl kuvvetler ayrılığı? Halbuki başkanlıkta hükümeti teşkil eden adam kendi tatbik edeceği kanunda rey hakkı yok. Milletvekili değil çünkü. Hukuk devletini arayan İslamiyet'e dönsün baksın. İslamiyet padişah iradesini bile kul mahsulü olan Allah kanununa paralel ishar etmedikçe meriyetini kabul etmeyen bir sistem. Dünyada en mükemmel hukuk devleti İslam devletidir. Çünkü kanunların esas temel umdeleri beşeri irade mahsulü değildir. İradesini Allah'ın iradesine paralel ishar ederse geçer. Mer'idir. Ne diyorsunuz? Yürürlükte. Ayakları var herhalde, yürüyor. Yürürlüktedir. Mer'idir. Eğer mugayir ishar ederse hükmü geçmez. Yavuz Sultan senin gibi celalli bir padişah bütün tamam Müslüman olacak. Olmayan ya ülkemi terk edecek ya da keseceğim dedi. Zembilli Ali Efendi onun bir memuru. Ama şeriatı ishar edilen iradenin şeriate uygun olup olmadığını kontrol mekanizmasının başında Şeyhülislam. Yapamazsın dedi. Ben fetva vermem. Allah la ikraha fiddin buyuruyor. Dinde zorlama yok. Allah'ın emrine muhalif emrin senin geçmez. Ya Sultan Selim ıslak kağıda döndü. Mustafa Kemal olsa dinler miydi? İşte hukuk devleti budur. Hukuk devleti budur. Bunu dikkate alırsanız, halk der ki bir kına iki kılıç sığmaz. Düşünün Ahmet Necdet Sezer'den Tayyip Bey'in çektiklerini. Yarın böyle bir şey bir daha olmayacağını nereden biliyorsunuz? Aynı partiden eliyle tutup o makama getirdiği adam bile bunu yaptı perde arkasında. Bildiklerim var. Şimdi gidenin arkasından konuşmak yakışık almadığı için söylemiyorum. Ama şunu bilin ki perdenin arkasında itaati küçüklük zannet. Bakın şimdi bakan olan birisi birini tayin etti. Yanlış. Biri ona tayin ettirdi. O ettiren dedi ki biz haksızlık yaptık. Bu adam haklıymış. Bunu geriye al. Almadı. Adam bana geldi. Hayatta en fazla emek verdiğim adamlardan biridir. İsmini söylemiyorum. Diyor ki sen bunu sürdün mü falan yere? Sürdüm. Sana bunu falan mı yaptırdı? Evet. Ben yanlış, haksızlık ettim. Bunu düzelt dedi mi? Dedi. Niye düzeltmiyorsun? Ben bakanım diyor. Tükürdüğümü yalayayım diyor. Dedim ki ulan sen bakan olmaktan evvel adam ol. Adam olsan bu adamı çağırırsın. Ya hakkını helal et kardeşim. Beni şu adam yanılttı. Sana haksızlık ettim dersin. Bak bakana. Tükürdüğümü yalayayım diyor. Bugün bu kabinede bot söylediğim adam. İsmini vermiyorum. Bunu ne yapıyor? Bakan yapıyor. Bakan. Ben bakan oldum. Ben hata eder miyim? Firavun oldun. Bakan olmadın. Çok bildiğim Tayyip Bey'in Davutoğlu'na söylediği işler var. Sırf o söylediği için yapmamıştır. Çünkü emir almayı küçüklük addetti. Sen ben de ben. Şeytanın Adem'e secde etmemesindeki mantık. Bu zahiri sebepleri siz görmüyorsunuz. Bunlar perdenin arkasında. Ama birinci sebep başkanlık sistemine karşı olmasıdır.
bu hususta kendine ekip olarak kullanabileceği en az 20-30 kişi olmasıdır. AK Parti'nin reyi plebisite bile yetmezken oradan 30 kişi de buna rey vermezse, HDP vermiyor, CHP vermiyor, MHP başkanlığa karşıyım diyor. Bu anayasa bu meclisten geçer mi? Asla. Asla bu meclisten bu anayasa geçmez. Tayyip Bey baktı ki bu HDP barajın altına düştü. MHP balık sırtında. Ben yeni bir seçim yaparsam bu reyler bana döner. 400 milletvekiliyle gelirim. Plebisite de ihtiyaç olmadan bu anayasayı değiştiririm. Aha sana anayasayı getirmenin, başkanlığı getirmenin garantisi. Ona istifa etsin de başka birini tayin edeyim parti içinden diye. Bir muhtıra mahiyetinde genel idare kurulunda selahiyetini tahdit eden bir şey yaptırdılar. Bir istifa etmedi. O zaman çağırdı, senden çalışmak istemiyorum. Bu seyyiatın bir kısmını isterseniz Pelikan dosyasına internetten bakar görürsünüz. Ben orada yazılmayanlar da biliyorum. Söylemiyorum, yakışmaz şimdi. Çünkü ister faziletinden, isterse baş kaldırmaktan netice alamayacağına inandığından olsun, munsifane bir beyanla çekildi. Partide bir huzursuzluğa Bülent Arınç'ın yaptığını yapmadı. Abdüllatif Şener'in yaptığını yapmadı. Bunda samimi ise bu fazilet ona yeter. Netice alamayacağını düşündüğü için yaptıysa o onunla Allah arasında bir iştir. Ama netice millet bundan gene AK Parti'de bir kargaşa çıkmamasından dolayı istifade etmiştir. Bu işin zahirisi. Demek ki başka biriyle seçime gidilecek. O seçilecek adam başkanlığa karşı olmayan bir adam olacak. Geldiği başbakanlığı muvakkaten işgal ettiğini kabul edecek. Başkanlık geldiği zaman çekilip sıradan bir milletvekili olmayı kabul edecek biri olacak. Bu besbelli. Ve bu ülkenin lehinedir. Baştan söyledim size. Parlamentarizmin kemalin işidir. Onun yaptıklarından bir şeyi düzelt de ne olursa olsun kazançtır. Ne olursa olsun. Onu aynen bir plak gibi %100 tersine çevirmeye mecburuz. Ne yaptıysa tersi doğrudur. Yaptığı hiçbir doğru iş yoktur. Belki birisi Mason Derneği'ni kapattı der, Maşık Azam yapmadıkları için kapattı. 3 derecede Selanik'te Vedat Ali hocasından ateistliğinden dolayı kovulduğu için kapattı. Niyet bozuksa amel de bozuktur. Niyet halisse amel de halistir. İnnemel amali bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlenir. Şimdi bir de manevi çerçeveden bakayım. Dedim ya Müslüman bir marifet seviyesiyle değerlendirir. Bir de ilim seviyesiyle. Bunlar zahire çıkandır. Bildiklerimle fazla söylemeyi zahit görmüyorum. Ayrılışaki konuşması velev övünmek ağırlıklı olsa da kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vurgu yapmasından dolayı takdire şayandır. Ama bunu kıyamete netice alamayacağından için yaptı veya faziletinden yaptı, onu Allah'a havale ediyorum. Orada bir hüküm vermiyorum. Bu deruni bir şeydir. Güzel. Kader perspektifinden bakayım. 7 Haziran'dan evvel Sayın Başbakan buyurdu ki 99 tane kadın adayımız var seçime girerken. Allah'ın sıfatları da 99'dur. Ben o gün dizlerimi dövdüm. Eyvah, bir tokat gelecek dedim.
Neyi neyle mukayese ediyor? Allah'ın sıfatları 99 olduğu için ben 999 tane kadın adayı listeye koydum diyor. Bu dinen mübalağasızlıktır. Bu yetmedi. Seçimden sonra Halk Partisi ile koalisyon yapmaya azmetti. Halk Partisi ile koalisyon yapmakta mutlak inat sahibi oldu. Bu inadı da Tayyip Bey kırdı. Ehli küfrü, iktidara ortak yapmak, buna taraftar olmak. Üstelik o sana diyor ki, restorasyon hükümeti olalım. O garibimi de Allah şaşırtıyor. Olmayacak ya. Allah şaşırtıyor. Siz her oluşun arkasında murad-ı ilahi görseniz, diyor ki, bu HDP bununla yapmıyor. MHP de istemedi. Bunun eli bana mahkum. Ben ne desem kabul edecek. Restorasyon hükümeti yapalım dedi. 13 tane de kazık gibi şart sürdü. Bunu kabul edecek adam, ben 13 senedir yanlış yaptım, gel bana yardımcı ol da bunu düzeltelim demek olacak. Şu sözlere rağmen o hükümet kurmak istedi. O dinsizler bileydi ki Tayyip Bey buna engel olacak, hiç şart ileri sürmezlerdi. Ortak olalım da ne olursa en yaramaz bakanlığı bize ver. Aç kurt gibiler, çalamadılar yıllardan beri. Onlara ait belediyelerde olup bitenleri görüyorsunuz. Ama Allah şaşırttı. Eli bana mahkum dedi, şartlar ileriye sürdü. Davutoğlu bu şartları bile kabul ediyordu. Bunu Tayyip Bey önledi. Yetmedi. 7 Haziran seçiminden sonra dedi ki, Alevilere soracağım. Siz Cemevi'ni mabet mi kabul ediyorsunuz? Eğer derlerse ki biz mabet kabul ediyoruz, ben de ona mabet statüsü vereceğim. O günde dizlerimi dövdüm. Eyvah dedim. Allah bir ceza verecek. Bereket ki cezayı onun şahsına verdi. Çünkü millet buna razı değil. Ya adam orada içki içiyor. Adam orada saz çalıyor. Derse ki bu benim mabedimdir. Anıtkabir'e de mabet diyen var. Onların reyini almak için Anıtkabir'de mabet midir diyeceksin. Mustafa Kemal'de ilah mıdır diyeceksin. Bu ne pergeli sonuna kadar açmaktır. Bu ne akaidde çürüklüktür. Allah vurdu bu tokadı. Anlarsa. Bal kız diye bir Halk Partisi milletvekili var. Bu gözlerimle gördüm, Halk TV'de. Semahtan çıktı. Duvarda Mustafa Kemal'in resmi, Hazreti Ali'nin resmi asılı. Gitti Hazreti Ali'ye secde etti. Yanındaki birisi dedi ki ne yapıyorsun? Belki bunu internette de görebilirsin. Ne dedi o hain biliyor musun? Sen bilmiyor musun? Hazreti Ali'nin ruhu Atatürk'e geçmiştir. Ben Ali'ye secde ediyorum dedi. Ali'ye secde ediyormuş. O Ali çıksa mezardan seni 40 parça eder Zülfikar'la. Şimdi sen bu hareketlerin olduğu yere mabet diyeceğim diyorsun. Eğer o mabet kabul ediyorsa. Aha ben ona kitap göndereyim. Anıtkabir Kabe'miz diyor adam. Kırk tane kitapta bunu görebilirsiniz. 40 tane. Kamalizm dini diye kitap görebilirsiniz. Bundan mı kabul edeceksin ya? Sen nasıl Müslümansın? Tokat buradan geldi. Manen tokat buradan geldi. Dil belası diye İmam Gazali'nin İhya-ül Ulum'unda bir bahis vardır. Açın da görün. Küfür bile dille sabit oluyor. Dille zahir oluyor. İman da dille zahir oluyor.
Hiç kimsenin fiilinden küfür çıkmaz. Günah çıkar. Bir iki istisnası vardır. Mesela bir adam Kur'an-ı Kerim'e atsa, bu hareket küfrü muciptir deriz. Çünkü düşmeyle atma farklıdır. Orada hakaret, red kast olduğu bellidir. Bunlar bir iki istisnai iştir. Ama küfür ve iman lisan ile zahir olur. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar değil mi? Küfür de dille tesis ediyor, lisanla, imanla. Lisan bu kadar mıyım? Sen Alevi'nin içki içtiği, saç çaldığı yeri mabet yapacaksın. Netice bu olur. Çünkü kadere paralel düşen başarılı olur. Kadere paralel düşen Tayyip Bey ve onun düşünceleri. Başkanlığa karşı çıkacağım diyen ters. Kadere ters düşüyor. Fethullah kadere ters düşüyor. PKK kadere ters düşüyor. Bir alıyor, bin veriyor. Yani Fethullah'ın da başardığı iş var. Zayiatıyla mukabele eder mi? Mukayese götürür mü? PKK'nın da başardığı iş var. Zayiatıyla kabili kıyas mı? Bakın unutmayın, bereket veya başarı, ishar edilen iradenin murad-ı ilahiye tevafukuna bağlıdır. Mutlak tevafukta ondan, o irade isharından, matlub olandan fazla netice doğar. Nisbi tevafukta nisbi netice doğar. Ademi tevafukta hiçbir şey olmaz. Allah'ın murad-ı ilahiyesine ters düşmeye size misal vereyim. Her kemal bir zevale gebedir. Her zeval bir kemale gebedir. Zıtlar birbirini doğururlar. Veya birinin bittiği yerde biri başlar. Bu alemde zıtlık asıldır, bertaraf edilemez ve birbirini teakup edip gider. Gece gündüz gibi, yaz kış gibi. İman ve küfür arasında bu periyodik değildir. Beşeri liyakat veya istikaka göre olur. 1839 Tanzimat'ın fermanı kemale ermiş ve burada asırlarca kalmış olan İslam hakimiyetinin, İslam galebesinin zevale dönüş noktasıdır. Orada İslam'dan taviz başlamıştır. Gayrimüslimin devlet memuru olması gibi, Müslüman aleyhine şahitlik yapması gibi, Müslüman kıyafetiyle şehirde dolaşabilmesi gibi, gayrimüslimlerin hukukunu Müslümanlara yaklaştıran bir hareket başlattı. Bu safa safa gelişti. Bu gelişmenin zahiri sebepleri var. İşte Avrupa'da sanayi inkılabı oldu, ona ayak uyduramadın, içeriden baltalandı, dışarıdan şu oldu, bu oldu. Şimdi ben kader perspektifinden bakıyorum. Ama gidiş İslam'ın aleyhine, küfrün lehine gelişme. 1839'da başlayan bu vetire, İslam'ın aleyhine, küfrün lehine gelişme, 1939'da kemale erdi, 100 sene. 1939'da Allah demek yasak, Tanrı diyeceksin. Çocuğuna din dersi vermen bile senin yasak. Haber alırlarsa karakola çekerler. Ben çocukluğumda, gençliğimde mevlid okutmaktan karakola çekilen adamlar gördüm. Hep söylüyorum. Köyden şapkasız geldiği için başına katran sürülen adamlar gördüm. O hale geldi. İman dibe vurdu. Küfür zirve yaptı. Bu oluşta
Üç büyük şahsiyet, üstelik büyük, kadere ters düşmekten dolayı mahkûr oldu. Mağlup oldu. Bunun birincisi Abdülaziz'dir. Fransız kod sivilini Napolyon kanunu alacaklardı Tanzimatçılar. Sultan Aziz buna mani oldu. İslam hukukundan mecelleyi yaptırdı. Bunun bedeli dahildeki hainlerin eliyle öldürülmek oldu. Direndi gavurlaşmaya. Canından oldu. İkinci direnen adam Abdülhamit. Tahtından oldu. Beylerbeyi Sarayı'nda hayatını hapiste tamamladı. 1908-1918, 10 sene o siyaset dehası kendisine çırak bile olamayacak adamların eliyle devrildi ve 10 sene Beylerbeyi Sarayı'nda hapis hayatı yaşadı. Kimseyle görüşülmedi. Abdülhamid'i devirenlere dirilsek, desek ki ey Talat, ey Enver, ey Cemal, siz siyasette Abdülhamid'le kendinizi mukayese eder misiniz? Ne durumdasınız? Biz ona çömez bile olmayız. Ama siz galip geldiniz, o mağlup oldu. Bunun sırrını bilmezler. Onların icra etmediği çöküş, yıkılış, icra ettiği küfür, kadere muvafık düştü. Millet onların zulmüne, onların küfrüne müstahak hale geldi. Allah onların mesaisine netice iktiran ettirdi. Abdülhamid kadere ters düşmekten dolayı netice alamadı. Çünkü millet müstahak olmuş. Bunu ifade için şeyhinin evlatlarına yazdığı bir mektubu ben Zaferi Dergahı'nda okudum. Hareket ordusuna karşı çıkmadığımdan dolayı halk arasında hakkımda itale-i kelamda bulunuluyormuş. Mesmum oldu diyor. Duyuyorum ki lisanen bana tecavüz ediyorlar. Aptal karşı çıkmadı. 15 bin yarısı çapulcu, Bulgar, Yunan sergerdesi. 30 bin asker var Orhaniye kışlasında. İsterse onları tükrükle boğardı. Bundan dolayı beni tenkit ediyorlar. Ben ordunun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Onun için müdahale etmedim. Anladım ki millet bu gelenlerin zulmüne müstahak olmuş. Evliyaullah kadere vakıf olduğu takdirde dilerse mukavemet eder, şehit olur, emsal olur. Dilerse bir kenara çekilir. Karışmaz. İhtilafta rol almaz. Mustafa Kemal'in küfrü zamanında da bunu yapanlar vardır. İnzivaya çekilmiştir. Çünkü karşı konulmayacağını biliyor. Kaderin kimden yana olduğunu biliyor. Çünkü milletteki bozulmayı görüyor. Milletin istihkakını görüyor. Millet ona müstahak olmuş. Sen araya girersen ona Şükrü gibi kendin gidersin. Mustafa Kemal kadere tevafuk bereketiyle başarılı oldu. Bu başarının sebebi milletin onun zulmüne müstahak olmasıydı. İki hadisi şerif bu işi çözer. Kema tekûnû yüvellâ aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. İkinci hadisi şerif, ennâsü alâ dîni mülûkihim. İnsanlar idarecilerinin meşhebi üzeredirler. Bu demektir ki eğer Tayyip Bey gibi bir adam cami açılışında aşı şerif okuyan bir reisi cumhur gelebildiyse milletteki düzelme sayesinde geldi. Onun önüne Allah açtı. Allah açtı. Bak biz akaid olarak hayri ve şerri minallahi teala diyoruz. Yağmuru Allah yağdırdı demiyoruz. Güneşi Allah doğdurdu demiyoruz. Çünkü biliyoruz ki izni ilahi olmadan kainatta hiçbir şey olmaz. Hayır ve şer. O bizim kabli kanaatimizdir. Onu söylemiyoruz.
Ama inancımız odur. Yağmur yağdı. Elbette Allah yağdı. Allah dilemese o yağmuru, bulutu başka yere gönderdi. Başka bir iklime, başka bir suhunet derecesinde yere gönderirdi. O bulut bünyesindeki buharı kusmazdı. O hava cereyanıyla buluttaki yağmur kusuluyor da yağmur oluyor. Suhunet daha düşerse de dolu oluyor, kar oluyor. Her şeyi Allah-u Azimüşşan bir sebebe rapt etmiş. Demek ki idare edenlerle edilenler arasında bir tenazür var. Bir paralellik var. Bir ayniyet var. Daha iyi bir idare mi istiyorsun? Milletteki iyileri çoğalt. İyiler çoğaldıkça, o Ramazan günü Taksim'de yürüyen evinden adamlar azaldıkça nasibimiz değişir. İyiden daha iyisi gelir. İlahi kanun bu. Şimdi bu noktayı nazardan baktığın zaman 1950'de dönüş başladı. 39'da tamamlandı, 50'ye kadar o minval üzere durdu. Aynen güneşin kapanması gibi. Belli bir müddet durdu. 50'de açılma başladı. Güneş ne ani kapanır, ne ani açılır. Zıtlar arasındaki nöbetleşme tediricen olur. Bu ilahi kanun icabıdır. Allah'ın meşiyeti ilahiyesini, temşiyeti ilahiyesini bilmeyenler, kainatta olup bitenleri doğru izah edemezler. Çünkü vaki olan her şeyi kendi kendine oluyor zannederler. Bu görüş deizmdir. Bu teizm değildir. Teizm mukabilinde deizm nedir? Deizm Allah kainatın ulu mimarıdır. Kainatı dilediği gibi yaratmıştır. Yarattıktan sonra bu alemden elini çekmiştir. O kendi kendine iner çıkar, değişir tokuşur. Yani bütün mahlukatı Halik mevkiine sokuyor. Bu 18 dereceden yukarı masonların itikadıdır. Müslümanın itikadı teizmdir. Teizm Allah'ın iradesinin la yenkati, kesintisiz bu alemde daima tecelli halindedir. Bütün sıfatları her an tecelli halindedir. Kainatta hiçbir an yoktur ki Allah'ın mudil sıfatı ilahiyesine mâkes bir insan olmasın. Hiçbir mekan yoktur ki Allah'ın hadi sıfat-ı ilahiyesine mâkes bir insan olmaz. Allah sıfat itibariyle camil ezzattır. Cemali sıfatları da, celali sıfatları da her an tecelli halindedir. Bu tecelli la yenkatidir. Kesintisizdir. Dolayısıyla bütün vukuat ve şuunatın zahire gelmesi bu tecelliler sayesindedir. Zahir olması Halik sıfatıyla vasıfları da diğer sıfatları dolayısıyla. Vakalar acı veya tatlıysa o acılığı veya o tatlılığı icap ettirecek sıfat-ı ilahiyeden neşet eder o. Eşya-i tabiyenin kendisinde ne halikiyet var ne de diğer hususiyetleri var etme takati var. Müslüman hayata bu gözle bakar. Şimdi 1950'de dünya şartları gerektirdi zahire bakarsan. Hakikaten milletin çektiği zulüm günahlarına kefaret edecek hadde vardı. Tebeddülat başladı. Bu tebeddülat yavaş yavaş oldu. Bu değişikliğe de aynen Sultan Aziz, Sultan Hamid, Sultan Vahidettin gibi karşı çıkanlar oldu. 60 ihtilalini yapan Cemal Gürsel,
yeniden Kemalizmi tahsin etmek, Kemalizmden koparılan taşları yerine koymak, İslamiyet'e kazandırılan kazançları ortadan kaldırmak için 27 Mayıs oldu. Gelir gelmez İmam Hatipleri kapattılar. Hatırlar mısınız siz? Çok gençsiniz. Ben 27 Mayıs'ta hücre hapsi yatmış bir adam. O günleri çok iyi yaşadım. Balmumcu kışlasında yatıyoruz. Pekos Bil diyorduk. Bir subay. Yani ummayın ki bir hareket olur da Menderes kurtulur. Bize diyor hapislere. Biz isteseydik onu 27 Mayıs günü evinden alırken kafasına sıkardık. Ama onun rezilliklerini millet öğrensin diye mahkeme kurduk. Ondan sonra asacağız. Karar vermiş binbaşı bu. Karar vermiş. Ben dedim ki neden lüzum hissettiniz dedim. İhtilal yapmaya neden? Onun günahlarını millet öğrensin diyorsun da neymiş dedim onlar. Dedi ki biz NATO'ya girdik, Amerika'ya gittik. Amerika'ya gittik. Amerika dönüşü baktık ki Yeşilköy'den Türkiye, İstanbul'a muazzam Amerika'daki gibi yollar yapılmış. Oo içimizden alkışlamak geldi dedi. Sonra vatana avdetin akabinde baktık ki her köyde bir Kur'an türsü, her kazada bir imam hatip. Şeriat geliyor. Başka ne istiyorsunuz? Daha ne sebep olacaktı? Şeriat geliyor. Atatürk yıkılıyor. Onlar görüyor şeriatla karşı karşıya onu. Ben göstersem ya sen hakaret ediyorsun derler. Onlar da kabul ediyor din muarızı bir görüş Kemalizm diye. Bunu binbaşı diyor bak. Şeriat geliyor. Bu onun ferdi hissiyatı değildi. O ihtilali yapanların hepsiydi. Ne netice elde ettiler? Arkadan Adalet Partisi geldi, Demokrat Parti'nin yolunda gitti. Çünkü milletteki uyanış onu gerektiriyor. Halk Partisi seçim kazanabildi mi 50'den sonra? Kemalizmi dava eden bir parti iktidar olabildi mi? Ortak olabildi. Onu tatmin etmiyor. Hani sen bu plağı ters çevirecektin. Çevirebildin mi? Size burada garip bir şey anlatayım. Son kitabımda yazdım. İhtilal olduğu sene Cevat Rıfat Atilla bana geldi. Dedi ki biz bu Cemal Gürsel'le Kanal Harekatı'nda beraberdik. Dedi. Bir gün silah çattık. İstirahat ediyoruz. Talim zamanı. Muharebe yok. Kumdan bir çingene geçiyordu. Çölde. Falınıza bakayım, falınıza bakayım diyordu. Eğlenmek kabilinden bunu çağırdık dedi. Bunu dediği zaman Cemal Gürsel yeni başa geçmiş. 1960'ta bunu anlatıyor bana. Falınıza bakayım, falınıza bakayım. Eğlenmek kabili. Gel hanım dedi. Herkese bir fal baktı. Hiçbir aklımda kalmadı. Ama bu Cemal Gürsel'e baktığı fal aklımdaydı. Neden biliyor musun? Ona dedi ki dedi, sen padişah olacaksın. Biz dedi buna kahkahayla güldük. Hanım sen o falı yanlış baktın dedi. Abdurrahim Efendi, Sultan Hamid'in Paris'te intihar eden oğlu. O da aramızda. Sen o falı buna bakacaktın. Bu padişah olabilir ama onun padişah olmak nesine? O günün şartlarında. Alay ettik. Kadın dedi ki hayır. Benim falım yanlış olmaz. Sen hem padişah olacaksın hem de seni dikkat et. Bir hasta bakıcı öldürecek. Dedi ki ya ihtilalde bu devlet reisi oldu bunun adını duyunca bu fal aklıma geldi. Bakalım bunu dedi hasta bakıcı öldürecek kısmı da çıkacak mı?
Çok geçmeden o aslan gibi adam, devletin yükü kolay iş değil. Hastalandı, Amerika'ya gitti, komaya girdi. Bıktılar. Komada ölmüyor, birisi geçecek yerine. Devlet sunağı hazır, askerler. Bir hasta bakıcı fişini çekti herhalde. İlâ nâr-ı cehennem. Gitti gideceği. E bu çingene bunu nasıl bildi? Çingene suretinde görünen başka bir şey, varlık olabilir. Ya ama bu 60'a bana anlatılan hikaye. Bak akıbeti bu oldu. Bunu niye söylüyorum? Onlar da, ihtilali yapanlar da, Kenan Evren olsun, 12 Mart muhtırasını verenler olsun, Cemal Gürsel olsun, kadere ters düştüler. O kadar ters düştüler ki, daha dün Tayyip Bey için muhtar bile olamaz diyen adamlar, mesela Çevik bir reis-i cumhurluğa aday mısın dediler Rumeliler toplantısı cemiyetinin bir kongresinde. Durdu, evet dedi. Bir alkış koptu kıyamet. Reis-i cumhurluğa aday bile olamadı. Akıbette hapse düştü. Birinci ihtilali yapanlar, 60 ihtilalini yapanlar, Türkiye'yi İslami istikamette geliştirmeye çalışan kadroyu lağvettiler. 3 tane adamı da astılar. İkinci ihtilali yapanlar sade bir bürokrat hükümeti kurdular. 80 ihtilalini yapanlar çoluk çocuk astılar. Siyasi adam asamadılar. Son ihtilal işte 28 Nisan muhtırası, bu onlardaki gerilemeyi gösterir. İnternet üzerinden bir talimat verdiler. Yerse, korkup giderse, bu Süleyman Demirel zannettiler Tayyip Bey'i. Alır şapkasını gider. Bu onlardaki gerilemeyi de gösteriyor. Bak, birinciler adam asıyor. İkinciler, bürokrat bir hükümet kuruyor, hükümeti sivillerin elinden alıyor. Nihat Erim'i getiriyorlar. Üçüncüler meclisi feshediyor. Yeni bir anayasa yapıyor. Ama hiçbir siyasi asamıyor, çoluk çocuk asıyor. Yaş büyüterek 18 yaşını doldurmayan adamı asıyor. Dördüncü karşı koyanlar muhtıra vermekle iktifa ediyor. Onu da eline veremiyor. Onu da internetten yerse bu onlardaki gerileme gösteriyor. Şimdi ihtilale teşebbüs etmekten velev araya günahsızları da Fethullah'ın adamları katmış olsa bile generaller, or generaller hapsedilebiliyor. İhtilal yapacaktınız diye hapsediliyor. 30 sene evvel yapan ihtilal adamın da Kenan Evren'in de bütün rütbeleri mahkeme kararıyla alıyor. Herif nefer olarak ölüyor. Bu onların bu sefer kadere düşüş, ters düştüğünü, İslami gelişmeyi terviz edenlerin kadere paralel düştüğünü ve bu paralellik sebebiyle önlerine çıkan engellerin başarılı olamadığını gösteriyor. Allah kaderi meçhul kılmıştır. Yarım saat sonra bir trafik kazasında ölecek adam da o noktaya kadar gülerek söyleyerek gider. Ama kaderin istikameti sezilir. Şu bahsettiğim betireler, hadisatın temadi ve teselsül şekli gösteriyor ki murad-ı ilahi tekrar bu milleti de İslam aleminde ayağa kaldırmak istikametinde cereyan ediyor. Siz Suudi Arabistan gibi bir devletin Amerika'ya kafa tutacağını ayetle sabit olsa inanasınız gelmez. Adam meydan okuyor Amerika'ya. Faysal kazandığı petrol parasından vergi istedi diye Faysal'ın yeğenini öldürttü Amerika. Bunda zehirlemeye teşebbüs ettiler. Başarılı olamadılar. Çünkü başarı kadere paralel düşmekle kaimdir.
ben burada sıhhatli olarak bu gün, bu saatte bulunuyorsam, bu kaderin bana bir lütfudur. Onun için ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhin ibadetini okuyarak başlıyorum. Diyorum ki ya Rabbi sen nasip ettin bunu. Ben Kemal'i müdafaa eden bir adam da olabilirdim. Bu zeka silahtan farksızdır. Adam da öldürür, hayat da kurtarır. Silah gibidir. Benim beynimi, benim kalbimi imanla bir tehalli hale getirmek Allah'a ait. Bana düşen bunu takdir, şükürdür. Şükür. Her nimet böyledir. Allah'ın nimetleri geçen hafta anlattım. Hiçbir varlığa borcu değil haşa. Hepsi lütuftur. Ne kadar olduğunu da bilmezsin. Bugün söyleyip gülen bir adam yarın bakarsın ölmüş. Ya çok sıhhatliydi oldu. E görmüyor musun? Allah ana rahminde bile adam öldürüyor ki. Hayatın bir garantisi yok. Müslümanın serpuşu sarık. Nedir sarık? Kefen. Sarık kefendir. Sarık Tanzimat'tan sonra ilmiyeye mahsus olmuştur. O zamana kadar herkesin tabii serpuşu sarıktır. Neden? Ben kefenimi başımda taşıyorum. Kefen türbandır. Sarık da türbandır. Bir insanı kefenleyecek kadar türbandır sarık. Bunun manası Müslüman o şuurla, o idrakle yaşar ki ben her an ölmeye hazırım. Her an. Her an gelebilir, ben vaktini bilmiyorum. Kimse de bilmez. Mugayyebat-ı Hamse'den biri de budur. Bilinmez. Onu Allah bilir. Vakti geldi mi tak radyosyon gibi Azrail önüne çıkar. Gel gidiyoruz de. Desen ki ey Azrail. Ya bir tövbe istiğfar edeyim. Bir namaz kılayım bana müsaade et. O da sana dese ki ne verirsin bunun mukabilini? Dünya senin olsa, tam altından olsa verirsin. Gidiyorsun çünkü ondan sana bir hayır yok. Demek ki dünya som altından olsa, senin olsa bir tövbe istiğfara değmez. Halbuki sen işine gidene kadar 500 defa istiğfar çekebilirsin. O zamanı boşa harcıyorsun. İşinden evine dönerken 500 defa kelime-i tevhid çekebilirsin. Akıllı adam zamanı 2 kere kullanır. 2 kere. Her beklemede zikret. İlla Allah hay diye bağırman gerekmez. Deli diye peşine takılırlar. Hoş ondan bile zarar etmezsin. Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnunun. Bir hatıra anlatayım da bitireyim. Eskişehir hapsinden sonra bir oğlum doğdu. Aile efradı gelemiyor cezaevine. Eskişehir'de yatıyorum. Ayhan Bey'in tavsiyesiyle akli asabiye iddiasında bulundum. İstanbul'a gelmek için. Neyse İstanbul'a geldim. Bakırköy'de. Bir arkadaşla karşılaştım orada. 13 numaralı koğuş. Suç işlemiş veya işleme ihtimali olanlar adli koğuştu. 450 hasta vardı şu cumhuriyetin insana verdiği değere bakın. 450 hastaya 200 karyolaya vardı ya yoktu. 450 hastanın en az 300'ü çıplaktı. Çıplak anadan doğma. Ne giydirirse yırtıyor. Akıl gibi bir nimet yok. Yıkılıyor. Orada fakülteden bir arkadaşa rastladım. Kayserili bir arkadaşı. Ya hayrola sen niye buraya geldin dedi. Baktım aklı başında. Bazen bir suç işleyen oradan bir yalandan rapor alır. Ceza ehliyeti yoktur diye kurtulur. Böyle insanlar orada öyle de gördüm. Kayırmak için oraya düşenler de vardı.
Öyle tahmin ettim. Onu açıkça söyledim. Yani ben dedim Eskişehir'de mahkum oldum. Bir şeyim yok. Ama İstanbul'a gelebilmek için bunu iddia ettim. Bir şeyim yok. Aa iyi güzel dedi. Ama biraz sonra yatağın üzerinde oturdum. Ben askeri cezaevinde yalnız yattım. Halk der ki yalnızlık Allah'a mahsustur. Bunu yaşamayan bilmez. Onun için görüyorsunuz benim aşağıda kapım kapalı. Olmadı hiçbir zaman. Ben odada olduğum müddetçe o kapı açıktır. Bana orada suikast yapan adam da o kapıyı açık buldu. Delisi de belisi de bir rahmet. Rahmet. Bir sıcak merhaba ve bir sıcak mukabelenin bir nimet olduğunu ben askeri cezaevinde öğrendim. Orada Allah'a söz verdim. Ben kapımı kapamayacağım. Kim gelirse gelsin. Bazen öyle basit, öyle iptidai, öyle can sıkıcı suallerle karşılaşıyorum. O hapishanedeki aklım halime geliyor. Hiç sesimi çıkarmıyorum. Güzel. Orada nasıl vakit geçecek? Tur atıyorum hücrede. Allah 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 Allah. Bu bende alışkanlık haline geldi. Orada da biraz boş kalınca başlamışım. Allah 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 Allah. Boş kaldım bunu yapıyordum. Baktım ki bu Kayseri çocuk gülüyor. Ne gülüyorsun lan dedim. Ne oldu? Bana güldüğünü anlamadım. Bir şeyim yok demiştin dedi. E ne varmış dedim. Ne bu dedi Allah 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 Allah. Bir öfke beynime hücum etti. Ama hemen şu hadis geldi aklıma. Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnunun. Allah'ı o kadar çok anın hatta size deli diyecekler hatta kadar. Elhamdülillah dedi.